Dem'e gidelim. Peki Dem çünkü çok konuşulan bir parti ve gördüğümüz kadarıyla yapılan açıklamaların hepsinde artık Erdoğan özellikle bugün Bursa'da da konuştu. Bursa'da yaptığı açıklama çok çok önemliydi. Satır aralarını okuduğunuzda seviyorum çünkü o satır aralarını okumayı. Dem seçmeninden umudu kesmiş. Partimiz işte demokrasi mücadelesi içerisinde bütün bu modellerin tartışılabileceğini ve hangisi halk tarafından destek görüyorsa onun pratikleşebileceğini savunuyor. 31 Mart öncesi DEM Parti'ye çevrildi gözler. Tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçime dair mesaj paylaşacağı iddiası geldi gündeme. Şu anda zaten e gerilim yaşıyoruz. Demirtaş'ın seçimlere dair mesaj kalemi aldığı, Dem Parti'nin bunu yayınlamadığı iddiası atıldı ortaya. Demirtaş'ın avukatlarından geldi açıklama. Müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş'ın Dem Parti Genel Merkezi'ne seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır. Avukatları ve Dem Parti Genel Merkezi'ni zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Diyorlar ki muhatap Erdoğan'dır. Erdoğan'la çözüm olur. Erdoğan'ın <laughs> ipiyle artık kuyuya inilmez. O kuyuya inenler orada kalır. CHP'nin ihtirasları demin de içini hallaç pamuğuna çevirdi. Seçime giderken DEM Parti'de iki farklı görüş çıktı açığa. Bir kanat seçim sonrası çözüm süreci için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap olarak görürken diğer tarafsa aksi görüşte. AKP varken asla ve kata çözüm olmayacak da diye mi? Ama bu iş çözülmeli mi? Çözülmeli. Erdoğan da çözebilir. Bahçeli de çözebilir. Gerçekten Erdoğan bir barış süreci başlatabilir mi? Artık başlatamaz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek için diyalog başlatalım ve görüşmeler bu konuda başlasın. Çünkü ipini ırkçılara kaptar, kaptırmış. Artık oradan çıkamıyor. Kendi yolunu çizemiyor. Tabi burada çok enteresan bir olay var. Selahattin Demirtaş acaba bir mektup gönderecek mi göndermeyecek mi? Dün akşam saatlerinde haber bittikten sonra böyle saat 9 gibi yine sosyal medya artık şu iki günde çok farklı şeyler de yaşayabiliriz. Böyle absürt şeyler, fakeler onlar bunlar. İşte Selahattin Demirtaş mektup gönderdi, deme mektup gönderdi birazdan açıklanacak. Daha sonra da avukatları açıkladı, haberde, avukatları da açıklama yaptı. Haberde de izlediniz. Ha, peki Bugün Perşembe, Cuma ve Cumartesi. Sizce mektup gelecek mi? Bence gelmeyecek artık Selahattin Demirtaş'tan. Yani e, Erdoğan'da dün, Diyarbakır'da ve Batman'da, özellikle bahar aylarında, yaz aylarında e, Irak sınırını da güvence altına alacağız dedikten sonra, bir de ipleri başkasının elinde olmayanla konuşuruz dedikten sonra artık Selahattin Demirtaş'tan e, bir mektubun gelmeyeceği de, de, gelmeyeceği de, gelmeyeceği de açık seçik ortada. Ee, bu da e, önümüzdeki süreçte ilişkileri. Tabii şimdilik bir çözüm süreci yok. Şimdilik. Ne zaman ki Erdoğan eee Bahçeli ile yolları ayırdı o zaman başlayabilir. Biliyorsunuz Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı gömlek değiştirebilir. Öyle rahatlığı var. Öyle de bir rahatlığı var. Ve geldik devam ediyoruz. Bir mesaj okuyayım. E, yapılan anketler koyduğunuz seçenekler ortaokul seviyesinde demiş. Duy sesimi. <laughs> Vallahi kapasite bu bendeki. O kapasiteyi de ekrana yansıtıyorum. Ne yapayım? Yani beğeniyorsanız cevap verirsiniz. Beğenmiyorsanız da beğenmezsiniz tabii ki soru. Ama lütfen hem YouTube'daki hem de x'teki soruya cevap veriniz veya izlemeye de bilirsiniz ama. Demek ki izliyorsunuz ki soruları beğenmiyorsunuz anladığım kadarıyla.